This is the future. Yeni bir Metin videosundan hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerin karşısında olmak cidden onur verici. Bu arada Marmara'da açtım arkadaşlar kaydı biliyorsunuz. Barbaros'tan epey bir uzaklaştık. Oradaki itemlerimi de mümkün mertebe elden çıkardım. Çerçöp çöp kaldı arkadaşlar. Onları da en kısa zamanda elden çıkaracağım. Buraya bir kayıp kuponu aktarımı yaptım. Birazdan onunla çar çevireceğiz sizlerle birlikte. Bunun öncesinde de neden video çekemediğime dair çok kısa bir açıklama yapayım. Biliyorsunuz önceki videolarımda da söylemiştim. Çok yoğun çalışıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi olarak da video çekmeye vakit bulamıyorum. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Evet dostlar Marmara'ya tekrardan dönmemizin şerefine şöyle bir kalık çark çevirmek istiyorum. Umarım güzel şeyler bizleri karşılar. Bu arada ben biraz çevirdim. Şansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Serisinden 3 tane anahtar çıkardık. İnşallah manidir nazar tılsımıdır bu tarz şeyler istiyorum. Neyse uzatmadan çevirmeye başlayalım abi. Şöyle biraz çevirelim sizlerle birlikte. İlerleyen süreçte güzel şeyler çıkarsa yine kaydı açarız abi. Işınanma üzümü, güneş özütümü. Evet arkadaşlar. Dördüncü anahtarı da aldık. Diğer üst kata geçiyoruz galiba. Üst katta 70 hepmiş. Bayağı da pahalı bir kat. Demirci el kitapları maniler falan görüyorum. İnşallah şans bizlerle birlikte olur diyoruz abi. 70 eplik çevirdik. 15 günlük premium görüyorum orada. Bir demirci var. Aura var abi. Bakalım ne geliyor. Arttırma kağıdı geldi o kadar güzel şeyin arasında. Abi gene çerçöp geldi bize. Cidden şansımız baya kötü. Ne geliyorsun? Küçük kutsama bari verseydin. Neyse şöyle çevirmeye devam edelim. 70 epe çeviriyoruz baya maliyetli bir Çevirme oluyor bizler açısından. Ve çöp veriyor sürekli. Hadi küçük usama bari ver. Tamam bu bir tık kurtarıyor arkadaşlar bizi. Bir tık kurtarıyor. Ne geliyorsun ışınlanma yüzüğü. Abi money gelir mi? Ama hemen yavaşladım be abicim ya. Son kez çeviriyorum artık yapacak bir şey yok. Epi tamamen çöp etmek istemiyorum. Demirci el kitabı geldi. Bir tık iyi galiba bu. Kurtarıyor mu öyle bir şey? Gene bir aura geliyor. Aura gelir misin abi? Ya abicim aurayı geçiyor hemen yavaşlıyorsun ya. Şaka gibi. Ölü alev destesi hiç bilmiyorum ne işe yaradığını. Evet bu sayfada tamamen çöp arkadaşlar. 7 günlük premium var. Onun dışında hani diğerleri çöp zaten. Ne geliyorsun? Kordrekonis soylu. Bunu birazdan açacağım. Bunu birazdan açacağım abi de hepsini kullanacağım. Yapacak bir şey yok. En azından belki bir tur daha çevirirsek bir şeyler yakaralarız gibi geliyor bana. Evet bir arttırma kağıdı daha geldi. Epi tamamen bitirelim. Yine Barbaros'tan ep takviyesi yaparız. Yapacak hiçbir şey yok. Ama cidden kötü verdi arkadaşlar. Hani düzgün hiçbir şey alamadık. Paso arttırma kağıdı veriyor abi bize. Yapacak hiçbir şey yok. Tekrar bir çeviriyoruz. Bundan sonra da bir kere daha çevirebileceğiz. Ondan sonra da çeviremeyeceğiz zaten. Hadi money geliyor musun? Abicim money ver artık ya. Allah kahretsin ya. Money vermedi abi ya. Money son hamlede kaçırdık arkadaşlar. Yani şaka gibi bir şey. Yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Elimizdeki arttırmaları da şöyle tılsımama eklemek istiyorum. İlerleyen süreçte bakalım. 4 efsun 5 efsun yapıp bir şekilde hani buna efsun değiştirme falan ekleyeceğim. Bu arada 3 arttırmanın 2 tanesi geçti. Onun dışında şöyle 40 ortalamalı bir KDP ayarladım. Bunu da yine oyun içerisinde bu tılsımlarımı satarak aldım arkadaşlar. Oyun içerisinde an itibariyle balıkçılık eventi başladı. Ben de oltamı kaptığım gibi ikinci göğe geldim. Hatta birkaç deneme yaptım ama tutamadım. Umarım bu şekilde gitmeyiz. Bu arada kalan 18 epimle de balıkçılık kılavuzu aldım arkadaşlar bir haftalık olarak. Yine art 4 oltamız var. Bakalım yabiler mabiler tutmayı planlıyorum. Oltamı attım. Tekir balığı diyor. Bunu tutarız diye umut ediyorum. Hadi abi. 3'te 3 üç attık. Çok güzel. İlk balığımızı sizlerle birlikte tuttuk. Bakalım ben yine tutmaya devam edeceğim. Ara ara kayda girer sizlere de gösteririm neler yaptığımı. Ortalama bir yarım saattir falan balık yapboz kasıyoruz arkadaşlar. Toplamda 190 tane oldu. Oltamız da gelişmeye hazır olduğu için... Balıkçının yanına geldik. Umarım artı 5'e geçirebiliriz. Şu anda artı 4 olarak veriyoruz abi. Puanları düştü dedi. Muhtemelen geçmedi arkadaşlar. Ve 72 puana düştü tekrardan. Ortalama 1 saattir balık eventine katılıyorum. Ellerim bayağı bir tarış oldu. bayağı da yoruldum arkadaşlar. Uzun zamandır hani evente vesaire katılmıyordum. Oyun oynayamıyordum daha doğrusu. Bayağı bir hamlamışız. Her neyse şöyle 400 tane yapboz sandığımız 3 tane de deluksumuz var. Bunun dışında ya vesairedir hiçbir şey yakalayamadık. Bir tane de deniz kızı anahtarımız var arkadaşlar. Onun dışında hep çer çöp denk geldi. Şöyle eventimize oynamaya başlayalım abi. Başla diyelim buradan. Ufak ufak sizlere tiyolar göstereceğim. Bu arada önceki eventten de 6 tane yap bozumuz vardı. Onu da zaten az önce gördük. Abi çer çöp geliyor. Evet bunu sağ üst köşeye koyuyoruz. Benim oynayışımı az çok herkes bilir arkadaşlar. Yine de sizlere göstermek istiyorum. Hemen diğer desteğe geçeceğiz. Tekrar açmamız lazım paneli. Maalesef ki ilk sandığımızı 35'te alabildik ve küçük olarak geldi. Şansımız baya kötü gitti arkadaşlar. İnşallah bu el size göstermek istediğim taktiği göstereceğim. Az önce çok kritik yerlerde kritik hatalar yaptık. O yüzden de o şekilde bir deneyim oldu bizler için. Abi şimdi göstereceğim inşallah sizlere. Taşlar düzgün gelirse. Bunu eliyoruz direkt. Evet dörtlü geldi. Bir dörtlü daha geldi. Çok güzel. Bir tane de nokta gelirse biteriz abi. Olay tamamen bundan ibaret. Az önce işi iki noktaya bıraktık. O yüzden baya bir uzadı arkadaşlar. Hiçbir zaman bir taştan iki tane beklemeyin. Gelmesi epey bir vakit alıyor. Ama şu an noktayı dahi 8. hamlede getiremedik işte. Baya kötü şansımız. Evet 20. hamlede geldi. Her neyse ben kalanları da hızlı bir şekilde oynayayım. Ardından açımlarına geçeceğiz. Balık yapbozlarımı oynayıp geldim. Topelde 54 açım balık sandığı kasmışım. Bu arada balık yapbozlarımı oynadıktan sonra biraz süre vardı. O süre zarf içerisinde de yine balık tutmaya gittim. Totelde 54 açımlık bir balık sandığımız var. Bir saatlik süre için bence fena değil elimizdeki oltaya göre. iyi diyebiliriz. Tabi karbon fiberle vesaire katılsaydık daha iyi sonuçlar elde edebilirdik. Her neyse açımına geçelim abi. Şöyle bilgi penceresini açayım. Bol miktarda arttırma ve efsun nesnesi istiyorum. Tılsımımız en azından 5 efsun yaparız inşallah. Açacağım içerisinden demirci el kitabı falan da çıkarsa iyi olur. At da çıktı işimize gelir. Kahramanlık madalyası şu an işimize yaramaz. Şu an işimize yaramaz abi. Belki birazdan metin falan da kesebilirim hiç bilmiyorum. At falan da çıkıyor. Demirci el güzel abi. Zaten bunları biz eğer açmayıp satsaydık 1.5 won falan edecekti. Demirci elde 1 won ediyor. Abi bir sürü kahramanlık madalyası çıktı ya. Bu arada arttırma 2 tane oldu. 3 oldu çok güzel. Arkadakileri de açalım. 4 tane efsun nesnesi vardı. 7 tane efsun nesnesi olmuş. Çok güzel çıkıyor bence içerisinden. Şunları da açalım. Ya Allah ya Bismillah. 3 efsun nesnesi bir kusma küresi, Deliciler vesaireler fena değil arkadaşlar bence. Demirci el falan da çıkmış. Bir buçuk bunu çok rahat topladığımıza inanıyorum. Hadi gelin şu artırmaları tılsımımıza ekleyelim. Ateş tılsımımızı hemen bu çarımıza aktardım. Şu anda 2 efsun 3 tane de artırmamız var. 3 taneden en az 2 tane geçsin istiyorum. İlkini yakarak başladık çok kötü. 2'de 2 atmamız lazım. Tekrar ekledim abi. Sonuncusunu ekliyorum. Çok güzel. 4 efsun oldu. Bir tane de kutsama küresi olacaktı sanırım elimde. Şunu atalım bakalım. Çok iyisin be. Tek de 5 efsun yaptık. 7 tane bağlı efsunumuz var. 2 tane de nesne depomda olması lazım. Şu 7 tane ile bir deneyelim. İlkinden vuruyorum abi. 6 yarı direnç. Geçiyoruz. 20 dünya direnci vesaireler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Böceklere karşı güçlü yer 30 gelseydi kalacaktım. Bunda da devam ediyoruz. 10 böcek geldi. Bu sefer bayağı kötü oranlar gelmeye başladı. Şöyle aşağı çekeceğim. Burada atalım abi. 15 sodyak, 3 çan. Gene çöp geldi. 20 buz dirençleri vesaireler. Abi güzel bir şey gelsin artık. 10 düşüşler, 20 dünya dirençleri. Balık tuttuğumuz çarda adam akıllı bir şey yakalayamamıştık. İki tane de benim çarktan çıkarmış olduğum efsun nesnesi vardı. İnşallah düzgün bir şey gelir diyoruz abi. İlkini atıyorum. Böcek istiyoruz. 30 böcek istiyoruz arkadaşlar. Zodyak geliyor 30 olarak. Tekrar vuruyorum. 30 zodyak, 3 kılıç savunmaları, 25 karanlık direnci. Karanlık direnci 25 gelmiş. Para edeceğine inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de bunu satabilirim. Benim beklentim böcekti ama gelmedi. Bu şekilde de para eder diye düşünüyorum Pazara koyarız bunu da Demirci el kitabımızı Bafralı reise bir won karşılığında satıyoruz arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun Şimdi ise Barbaros'taki hesabımdayım Bu hesabımda da 2500 hep var Söylediğim gibi oyun içerisindeki Wonlarımı hep kuponla çevirdim Wonları da nasıl elde ettiğimi biliyorsunuz Buradaki yani Barbaros'taki itemlerimi Satarak elde ettim arkadaşlar Umarım hakkımızda hayırlısı olur Bu hepleri de serisinden kullanıp Marmara'da güzel bir şekilde değerlendirmeyi planlıyorum. Serisinden kullanalım abi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ben çekerken gayet keyif aldım. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız videoma like atmayı ve serinin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın.